hakikaten çok geniş bir konu, çok büyük bir konu. O yüzden de sahneye gelmeleri de birazcık zaman alıyor. Sizin de elleriniz dert görmesin. Gerçekten bugün bizi çok alkışladınız. Bizim zaten tek bir besinimiz var. Alkış. Onunla biz devam ediyoruz. Ellerinize sağlık. Alkışlar durmasın. Şimdi de şefimiz Mustafa Şahin'i davet ediyoruz. Sevgili konuklarımız, birinci bölümde Avni Anıl şarkılarını sizlere seslendirdik. İkinci bölümde ise şu anda aramızda olan çok değerli bestekarımız Sayın Turhan Taşan'ın bestelerini sizlere sunmaya çalışacağız efendim. Ama Turhan Hocam yalnız gelmedi. Turhan Hocam'ın yanında aynı zamanda güftekarlarımız da var. Yani bestesini Turhan Taşan yapmış ama güftekarlarımız da buradalar. Onları da hemen ben şöyle anons etmek istiyorum. Başla Turhan Taşan Hocam. Efendim güftekarlarımızdan Hamza Demirdağ. Aynı zamanda Samsun'dan çocukluk arkadaşları kendileri. Biraz konuşma fırsatım oldu. Müdürler Kesner Değer, efendim siz de hoş geldiniz. O güzel yüzlüklerini sizden ediyorsunuz. Niyasel Gülşen. Hoş geldiniz efendim. Adnan Ayber. Ve müzik Yalçın Kaya. Efendim diğer tarafta da sevgili hocamız Sayın Dursun Karaca var. Ve Dursun Karaca'nın arkadaşları da orada var. Dursun Hocam'ın belinde birazcık rahatsızlık var. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Siz onu... Evet. Turhan Taşan Hocam'ın pek çok şarkısını biliyoruz ama bilmediğimiz şarkılarını da seslendireceğiz. Yine hani imzadan bahsetmiştik. Turhan Taşan Hocam'ın birkaç tane bestesini dinledikten sonra diğer şarkılarında zaten Turhan Taşan bestesi olduğunu sizler anlayacaksınız. Fazla söze gerek yok. Başlayalım mı hocam? Pekala. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de müteşekkiriz gerçekten. Yani Türkçe'de teşekkür bunu karşılamıyor belki. Müteşekkiriz kelimesi tam olarak bunu karşılıyor. Sağ olun. Sevgili konuklarımız, koromuzdan dinleyeceğiniz iki şarkıyla başlayalım. İkisi de Hicaz makamında Hicaz Fantezi. İlkinin güftesi Sami Derin Tuna'ya ait. Korkma sakın gözlerimden, sevda dolu sözlerimden, sen vur beni can evimden, bir aşk gerçek, bir de ölüm. Gerisi hep yalan gibi. Bu beste aynı zamanda 2004 yılında TRT Alaturka Beste Yarışması'nda da ödül almıştır. Diğer şarkımızı çok iyi biliyorsunuz. 1987 yılında bestelenmiş galiba o şarkıda. Hürriyet Gazetesi'nin Altın Kelebek ödülünü almıştı. Ve benim bildiğim 26 sanatçı seslendirmiş bu şarkıyı. Aynı çatı altında dediğimde hatırlayacaksınız değil mi? O zaman... Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nu alkışlayarak konserimize başlayalım. Thank you.
1948 Samsun'da doğumlu Turhan Hocam. İlk bestesini 18 yaşında yaptı ve 1966 yılında da bu bestesi plağa okundu. O günden bu yana onlarca bestesi birçok sanatçı tarafından yüzlerce kez plak, kaset veya CD'lere okunarak biz dinleyicilere ulaştırıldı. Türk müziğine adanmış bir hayat yine sevgili hocamız Turhan Taşan'ın hayatı. Çünkü onun web sitesine girip biyografisine baktığınızda besteleri, çalışmaları, televizyon, radyo programları, aldığı ödüller, yazdığı kitaplar insanın başını döndürüyor. Ne mutlu ki şu an bizimle birlikte ve onun bestelerini bizim söylememize imkan tanıdı. Efendim çok teşekkür ediyoruz tekrar ve aynı zamanda güftekarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz ve tekrar hoş geldiniz diyoruz. Şimdi bir solo eser var sırada. Muhayyer Kürdi makamında bir eser. Bunu da 2012 yılında yapmış Turhan Hocam. Gözlerin nedense bir başka baktı. Yüreğim titredi, içim sızladı. Sanki girecek, öyle anladım. Sakın evet deme, kalbim dayanmaz. Harun Yıldız'ı alkışlarla mikrofona davet edelim. Bakalım nasıl söyleyecek şarkıyı. Thank you.
Sözleri yazdı. İçimizi titrettiniz gerçekten de. Çok sağ olun. Hem bestekar hem güftekar burada demiştik. Yine aynı şekilde hem bestekarı hem de güftekarı burada olan bir şarkıya geçiyoruz. Yine muhayyer makamında bu sefer güfte Hamza Demirdağ efendim. Ve Hamza Demirdağ bakın nasıl güzel sözler yazmış. Bir insan Erzurum'da dahi otursa bu şarkıyı dinlese, ha ben İstanbul'dayım diye hayal edebilir. Sen denizi seyre dal, ben de seni seyrederim. Baharım ol, bende kal, ben de sende seyrederim. Martılara simit at, sen neşeme neşe kat. Bakışlarımdaki tat, yalnız sende seyrederim. Hadi o zaman solistinizi davet edelim. Arzu Çorluoğlu Bakır, alkışlarla mikrofonu davet edelim. Thank you.
Hamza Bey'le, Hamza Demir Dağ'la, müstekarı tebrik ediyoruz. Martılara simit ata ata martıları karbonhidrata alıştırdık hakikaten. Yani proteinci onlar, nasıl alıştırdık bilmiyorum bu İstanbullular olarak. Efendim şimdi biz tabii ki söylüyoruz, ediyoruz, bestekarlarımız, güftekarlarımız, koristlerimiz, hocamız, sazlarımızı da biz size tanıtayım mı? Beğendiniz değil mi sazlarınızı? O zaman Bronser'de Ahmet Gürtü'den alkışlar durmuyor efendim. Çanarlar'da Soner Gürtü'den Ferdi Baysan ve Ahmet Kar. Klarnet'te Ali Eray Çevik. Kanun'da Erman Erkan. Utta Sivin Boyacı. Klavye'de Özgür Kırmızı. Ve ritim sazlarda Coşkun Necesiz Göz. Erdinç Uğur Dalçek. Daha kuvvetli alkışlarla hepsine teşekkür ederim. Ve klavye'de Yılmaz Şanlı. Siz köşede oturuyorsunuz diye unutmayın sizi. Şanlı. Efendim, yalnız başına olmuyor. Bu bir ekip çalışması. Herkesle birlikte bir ekip çalışması. Biz de bunu başardığımızı düşünüyorum. Değil mi hocam? Video kaydından sonra göreceğiz bunu. Aşk üzerine o kadar şiirler yazılmış, o kadar besteler yapılmış ki bunlardan birisi de Yalçın Benlican'a ait şiir. Ama Turhan Taşan hocam da bunu bestelemiş. Fakat üzülmedi yani sonunda. Aşk rüyadır çok zaman. Olduğu gibi bırak. Tek sen misin ayrılığın, ayrılan? Üzüldüğün şeye bak ya. Üzülme ben de olmadım. Efendim, 1990 yılının en sevilen şarkılarından birisiymiş bu. Ve sizin aklınızda Enel Sayın kalsa bile Sibel Can da seslendirdi bu şarkıyı. Belki de ilk Sibel Can seslendirdi. Şimdi bizden kim seslendirecek? Oya Tufa. Thank you.
Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Üzüldüğün şeye bak dedikten sonra o zaman biraz ritmi arttıralım, üzülmeyelim diyeceğiz. Efendim yine Yalçın Benlican şarkısı, güftesi bu. Turhan Hocam bestelemiş. Ne aşk kaldı ne de bir iz, resim çizdik sanki suya. Kayan yıldız gibi sessiz, çekip gittin oldu mu ya? Solistimizi davet edelim o zaman alkışlar eşliğinde. Yeliz Sönmez. Seslendireceği iki şarkı var şimdi sırada. Muhayyer Kürdi makamında her ikisi de ve ilk şarkımızı Hamza Demirdağ yazmış. Nasıl yazıyorsunuz bu güzel sözleri? Gerçekten çok güzel. Hiç pişman olmadım seni sevmekten, seni anlatmaktan, seni övmekten. Gözlerim gülerdi içten yürekten. Neden artık beni görmüyor acaba? Ve bunun ardından ikinci bir şarkı var. Sözleri okuyayım, ondan sonra size bir konuda dikkat çekeceğim. Servet gibi bir aşkı bir kuruşa sen sattın. Hakkın yok konuşmaya, son köprüyü sen attın. Efendim, Boğaziçi Köprüsü'nde yazılmış bir şarkı. Doğru mu? Doğru. İşte Boğaziçi Köprüsü'nde yazılmış bir şarkıyı dinleyeceksiniz. Bu şarkıda böyle bir şeyi var, hatırası var. O halde alkışlar kimin için? Koromuz için efendim. Buyurun.
yani Boğaz trafiği beste yapmak için oldukça çok vaktiniz vardı herhalde, değil mi sevgili hocam? Trafik kazası nedeniyle bekliyordunuz o sırada. Evet, trafik kazasının olması kötü tabii ki ama siz de bu besteyi işte yaptınız. Bu da güzel. Evet, efendim, şimdi nihavet makamına geçiyoruz ve bir nihavet tango dinleyeceksiniz. Doktor Hüsamettin Olgun'un sözleriyle. Sevgim yüreğine sığmadı senin. Oysa ben kalbini kalbime gördüm. Bir günün ömründen az sevdin beni. Bin sene severdim yetseydi ömrüm. O lirik sesiyle ben bir toprağa davet edemişim.
da apayrı bir tadı var. Gerçekten de çok ayrı. Efendim birazcık daha hareketleneceğiz şimdi. Bir Nihalen Fantazi. Meryem Sevin'e ait sözler listesi. Diyor ki, düşünürken seni yüzüm biliyor. Uykuya öylece dalsam, rüyama gir diye dualar edip durup durup seni sarsam, sarsam diyor. O güçlü sesiyle şimdi de Zişan Arkış'ı davet ediyoruz mikrofona. Kalplerimiz bir olsa, hülyamız başka başka. Olsun varsın diyorsa, kim karışır bu aşka? Hadi koromuzu alkışlayalım şimdi. Olsun başım diyorsan bir karışım.
Sevgili konuklarımız, eğer yorulmadıysanız, şöyle güçlü bir alkış alabileceksek eğer, sevgili hocamızı davet etmek istiyorum şimdi. Ondan da şarkılar dinlemek istiyorum. Yorulmadınız değil mi? Sevgili şefimiz Mustafa Şahin, şimdi kendi yorumlarını yaparken ben de onun şarkılarını tanıtım yapmak istiyorum. Efendim, ilk şarkı Beste Turhan Taşan, Güfte Yalçın Benlican ve Maydar Kürri makamında. Bir görünlü kayboldu, resmi kaldı yadigar. Belki aşktan yoruldu, işte hepsi o kadar. İkinci şarkımız ise Avniyan'a ait. Güfte Ali Soyer ve Kürri'li icazken makamında. Bunu pek duymamışsınızdır ama sevgili hocam bunu en güzel söyler. Bir geceye bir ömür verilir Kanlıca'da, İstanbul'un sırrına erilir Kanlıca'da. Sevgili şefimiz Mustafa Şahin'i dinleyeceksiniz efendim. Alkışlar. Bir vefayı
hepsi o kadar. İşte hepsi o kadar. Sevgili misafirler, bu konserde bir Turhan Hocam'dan, bir de Avni Alal Hocam'dan eser okuyacağım. Şimdiki okuyacağım şarkı, ben sene 2000'li yıllarda Çorum'daydım. Avni Hoca'yı o zaman ilk defa görmüştüm. Bu şarkı repertuara koyduk, bayağı bir uğraştık. Hatta Avni Hoca çok merak etmiş, kim bu falan diye. İşte huzurunda okudum, çok beğendi. Ondan sonra da hep telefonda konuştuğumuz zaman aralarda, hocam ben Mustafa, hangi Mustafa evlat? Kanlıca dediğimde, ha şimdi tanıdım diye beni bu şarkıyla tanırdı. Allah rahmet eylesin. Şimdi huzurlarınıza seslendirmeye çalışacağım bu eseri de. Çok fazla tesadüf, bizim şimdi söyleyeceğimiz şarkıyı da ben yolda gelirken arabada radyoda duydum.
divamız Bülent Ersoy söylüyordu. Ne diyordu? Öptüm yanaklarından diyordu. Bir de biz söyleyelim onu. Efendim, Aşkın Tuna'nın sözleri ve makamda Hüzzam Fantezi. Takdimi de Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcımız Sayın Erdoğan Arslan Yılmaz'ı davet ederek size iletmek istiyoruz. Turhan Taşan Hocam da alkışlarla sahneye alalım efendim. Belki bir iki kelam da etmek istersiniz.
sayın konuklar, hayatımın çok anlamlı gecelerinden birini daha yaşıyorum. Burada tabii en büyük fark Mustafa Şahin kardeşimizin şefliğindeki Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nun değer verip, hatırlayıp beni davet etmesiyle yaşamış oluyorum. Her şeye daha güzeldi. Ben salı akşamı provalarını izlemeye geldim. Ve bu koroyla orada tanıştım. Mustafa kardeşimi de orada gördüm. Pırıl pırıl bir genç. Yolu açık olsun. Ve bu koro çok şanslı. Şimdi nasıl teşekkür edebileceğimi bilmiyorum. Ama korodan başladım. Sağ tarafta muazzam bir yaylı kuartet var. Ben kendimi bir plak stüdyosunda A takımı sazlar arasında hissettirdiler bana. Solist ve solist arkadaşlarımız çok başarılı. Hangisine metiye de bulunsam diğeri kıskanacak. Hiçbirini birbirinden ayıramıyorum. Ama amatör koro değil, sanki bir profesyonel koro. Onun için onlara da teşekkür ediyorum. Siz saygıdeğer konuklar, bu gecenizde konseri teşrifinizde buraya ayırdınız. Bir defa hakkınızı helal edin. Umarım sıkılmamışsınızdır. Beni bileceğinize yanınızı bırakmayan çok değerli sanatçı dostlarım var. Onları görmek beni gururlandırdı. Dostlarımın varlığını bir defa daha bana hissettirdiler. Hemen buradan Sayın Sevinç ve Murtaza'ya bakıyorsun. Sevgili sene iş hayatında MESAM Meslek Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak fikri mülkiyet hukukuna çok büyük imzası ve desteği olan bir aile dostum. Çok teşekkür ederim. Şimdi çalıyorum ama bu teşekkürleri yapmazsam kendimde eksiklik hissedeceğim. Benim Kabataş Lisesi'nde 60'lı yıllarda okul arkadaşım, benim orada kurduğum Türk müziği topluluğunda gitarıyla o grupta bana eşlik ediyordu. Ben de bir eşlik ediyor derken ben de o grupta kanun çalıyordum o zaman. Ve beni ilk plağa okunan şarkımın yaşayan İki tanığından biri. Biri Bülent, kalk görsünler seni. Şişli Müzik Derneği Başkanı. İkinci tanık da Sayın Zeynettin Maraş. Onunla da 1966 yılında plak stüdyosunda tanışmıştım. Bunlar gurur vesilesi benim için. Burada gönül dostumuz, bütün bestekar ve söz yazarlarında hakkı olan, her akşam radyo ve televizyonlardaki yayınları video klip yaparak yayınlayan Sayın Müfit Yalçın Kayalı'da. Hem çocukluk arkadaşım, hem söz yazarım Hamza Demirdağ, Miyaser Gülşen'in Sermini Bekoğlu Hanım ve Sayın Kevser Değer ailesi, Mehmet Bey'e işletim. Çok gevezelik ettim, gene Mustafa'cığım. Ama bu teşekkürleri yapmak zorundaydım. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolunuz, ışınınız açık olsun ama kıskandım. Gıptayla izledim. Gönlüm diğer şarkılarını da bu korodan dinlemek istiyor. Neden?
ki sizi ve güftekarlarımızı mutlu edebildiysek, siz memnun kaldıysanız, biz çok fazlasıyla mutlu olduk. Her şeye değer bu. Sevgili konuklarımız, Sarıyer Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu'nun bu akşamki konserinin de artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son iki şarkıyı anons ettikten sonra ben de yerime geçeceğim. Son iki şarkıdan birincisi Hacem Aşiran bir fantezi ve güftesi Miyaser Gülşen'e ait. İsterseniz siz de bir görsün efendim şöyle. Evet, alkışlar Miyaser Gülşen. Hadi tut ellerimi gözlerime dal gitsin. Sana hasret gönlümde ömür boyu kal gitsin. Ne güzel yazmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Ve diğer, yani son şarkımız oluyor bu. O da Yalçın Demircan'a ait güftesi. Mahur bir fantezi. Varsa da sen, yoksa da sen. Ben Deniz Murat Doğan. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Thank you.